Bir soru mu var ya? Sen neden yüzün böyle beş karış olmuş? Yani çok üzgün görünüyorsun. Ya neden olacak ya? Ben bugün daha da farklı şeyler, daha da güzel şeyler giymeyi planlıyordum ama hiçbirini giyemedim. Hayalimdeki gibi olmadı. Hiçbirine de zaten sığamıyorum ya. Karnım gerçekten aşırı büyüdü. Sanki şu an dördüncü ayda değil de yedinci aydaymış gibi hissediyorum. Ay neden öyle dedin ki yani şimdi normal değil mi ya sonuçta hani karnın büyüyor sen karnında bir tane bebek taşıyorsun yani neden üzüldün ki buna sonuçta gayet normal bir şey zaten hani şu an dördüncü aydasın ve beşinci aydan sonra eski haline eski formuna geri dönüşmüş olacaksın yani neden bu kadar sorun oldu ki bu senin için? Ya anlamıyor musun Robert? Gerçekten Zoe hamile olduğum zaman hiç böyle hissetmemiştim. Karnım biraz daha küçüktü ve giymek istediğim kıyafetlere hemen olabiliyordum. Ama bu seferki gerçekten çok çok farklı oldu. Ya sanki karnımda her zamankinden daha da farklı bir yük varmış gibi hissediyorum. Yani bence yanlış düşünüyorsun. Hani yani Zoe sonuçta 3 yaşında yani 3,5 yaşında ve en son 3 yıl önce hamile kaldı sonuçta. Yani baya uzun zaman oldu. O yüzden yani hatırlamıyor olabilirsin bence. Ayrıca belki bebek çok hızlı büyüyordur. Olabilir yani sonuçta. Sıkmamalısın böyle şeyleri canına. Üf haklısın da ya ama ben şu an kendimi gerçekten çok çirkin hissediyorum ya. Kötü mü duruyorum? Gerçekten üstümdeki kötü mü duruyor? Yani şu an bak açık sözlü ol tamam mı? Açık sözlü ol. Kötü mü duruyor üstümdeki? Hayır. Üstündeki çok çok güzel duruyor. Sana da çok yakıştı. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Hiç dert etme böyle şeyleri. Hem dediğim gibi geç kalıyoruz zaten. Hemen çıkmamız lazım. Randevuya geç kalacağız yoksa. Tamam o zaman hadi çıkalım. Baba neye gidiyorsunuz siz böyle? Zoe dur. Ay. Tekne Hanım ve Robert Bey kusura bakmayın lütfen Zoe'yi tutamadım. Yok yok sorun değil. Anneciğim hani biz seninle konuşmuştuk. Hani bebek randevusuna gidecektik ya hani. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için. Tamam hocam anne neden beni beklemiyorsunuz ki? Ben de gelmeyecek miyim zaten? Hadi hocam ben artık gidebiliriz. Ben de geldim zaten. Hadi gidelim. Anneciğim sen gelmeyeceksin ama. Ne? Anne neden gelmiyormuşum ben? Neden? Hiç beni sevmiyormuşsunuz yoksa ya. Daha bebek doğmadan baksanıza. Pabucumda mı atılıyor? Anneciğim olur mu öyle şeyler ya? Aklından böyle şeyler çıkar lütfen. Öyle bir şey asla yok yani. O zaman neden böyle davranıyorsunuz? Anneciğim çünkü hani zaten cinsiyet partisinde hepimiz öğreneceğiz. Sadece şu an bebeğe baktırmaya gidiyoruz. Aynı zamanda zaten Daisy ile buluşacağız hastanede. Ve sadece o cinsiyetini bilecek. Ve akşam cinsiyet partisinde hepimize bu sürpriz olacak. Yani hepimiz birlikte öğreneceğiz. Sadece Daisy bilecek. Ama ben de bilmek istiyorum. Ya neden Deyci hem yani neden Deyci neden ben değilim anne? Hem ben senin kızın değil miyim? En yakın arkadaşından daha da mı kıymetliyim? Ay pardon yanlış söyledim. En yakın arkadaşım benden daha da mı kıymetli anne? Ay anneciğim öyle şey olur mu? Hayır tabii ki de ya. Öyle bir şey yok. Ama hani sen daha küçüksün, ağzını tutamayabilirsin veya daha farklı şeyler olabilir. Bu sana yük olarak gelebilir, bilmiyorum yani. O yüzden öğrenmemelisin yani. Allah Allah. O benim kardeşim değil mi anne? O benim canımdan kanımdan değil mi yani? Siz beni sevmiyorsunuz. Ben anladım. Anneciğim bak öyle bir şey yok. Tamam mı öncelikle? Hem öğleden sonra biliyorsun ki cinsiyet partisi olacak ve o zaman zaten cinsiyet partisini hep birlikte öğreneceğiz. Öyle mi diyorsun? Evet anneciğim öyle diyorum. Ama bizim şimdi hemen gitmemiz lazım değil mi? Evet hemen gitmemiz lazım. Daisy'yi de fazla bekletmeyelim. Aynı zamanda doktor randevusuna çoktan geç kaldık yani. O yüzden hemen gitmemiz lazım. Tamam Zoe'cim şöyle öpeyim ben seni kızım. Hadi kızım görüşürüz. Anneciğim ben seni öpeyim. Tamam mı anneciğim hiç üzülme sen. Sonra görüşeceğiz zaten tamam mı görüşürüz. Görüşürüz anne ve baba. Efendim görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Emily Hanım.
Ah, merhaba Daisy, biraz geç kaldık, kusura bakma. Ay yok canım, biraz zaten değil mi? Biraz geç kaldınız, o yüzden hiç sorun yok. Yani biraz derken yani bayağı geç kaldınız ama neyse. Sorun yok, zaten ben beklemeye alışığım. Yani herkes beklediğim için ben genellikle herkes beklerim. Her neyse, tam saçmalamayalım değil mi? Evet. Şu an gereksiz boş yapıyoruz. Her neyse, o zaman artık hemen doktorumuzun yanına gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Kalbim çok hızlı atıyor. Tekna sakin ol ya. O kadar da değil yani. Valla kalbimi durduramıyorum. Çok hızlı atıyor ya. Ay ben de çok heyecanlıyım. Ama tabii ki de tekna kadar değil. Her neyse, o zaman ben sıra alayım hemen. Şöyle. Evet, alamadım. Ha tamam, birinciyiz zaten. Hemen geçebiliriz. Ay tamam, çok heyecanlıyım. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Hoş geldiniz acaba? Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz Tekna Toka için gelmiştik. Hanginiz adına randevu var? Ha benim adıma randevu. Yani Robert'ın adına olacak hal yok. Ha yani belki şey olmuştur falan diye dedim. Her neyse, Tekna Toka adına bir randevumuz olacaktı. Pekala hanımefendi ve beyefendi, hemen bakıyorum. Tamamdır, varmış. İkinci kata çıkabilirsiniz. Orada doktoru göreceksinizdir zaten. Yani arayın arayın bulun artık. Yani ben karışmıyorum. Oradadır, bir yerlerdedir yani. Sağ olun beyefendi. Çok yardımcı oldunuz bize değil mi? Evet evet, çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz yani. Rica ederim, rica ederim. Neyse, gidebilirsiniz o zaman yani. Tamam, gidelim. Şöyle şunu da atayım artık. Yani ihtiyacımız yok değil mi buna artık? Ha yok yok, ihtiyacınız yok, onu atabilirsiniz. Peki o zaman atayım ben bunu. Hadi o zaman arkadaşlar artık gidelim. Tamam, gidelim. Of ya, beklemek hiç bu kadar sıkıcı olmamıştı gerçekten. Kanka sakin ol ya, relax biraz yani. Yani sonuçta. Robert ya, sen ne okuyorsun öyle ya? Şey ben şurada merhaba baba, yani hello dad yazan bir tane şey var, onu okuyordum ya. Allah Allah ya, onun anne kısmı var mı yani? Anneye özel bir şey var mı işte? Anne anneye ayrı olan bir şey var mı işte ya, konuşamadım. Vardı galiba, şurada olacaktı. Ay tamam o zaman, ben de onu okuyayım ya, çok sıkılıyorum. Ay bakayım neler yazıyormuş ya. Yani arkadaşlar, yani siz ilk defa mı anne baba oluyorsunuz? Biraz relax yani, biraz sakin olun. Bu ne yani, ne bu telaş? Ya tamam, ilk defa anne baba olmuyor olabiliriz ama yani bu aşırı farklı bir duygu değiliz yani. Şu an kalbim böyle çok 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 hızlı atıyor yani. Durduramıyorum kendimi. Ay neyse, şu meyvelerden de yiyeyim, canım çok çekti. Bakayım ne yazıyormuş. Anne baba olmak, anne ay. Anne olmak için. Merhaba anne, merhaba. Merhaba, seni çok seviyorum anneciğim. Sen çok iyi bir insansın anneciğim. İyi ki varsın anneciğim. Ay hiçbir şey anlamadım. Of ya, bu da çok sıkıcıymış. Valla ben de bundan çok sıkıldım he. Ay senin de tek ne, sıkılmadığın bir şey yok he. Ay ne yapayım Daisy ya, çok sıkıldım. Ay neyse, ben de bunu bitirdim. Şöyle koyayım, zaten az sayfası varmış. Ay hayatım, duydum, bu bebeğimiz çok sağlıklıymış. Sağlıklı bir tane kız dünyaya gelecekmiş ya. Bu ne kadar güzel bir haber. Of evet öyle hayatım ya. Umarım sağlıklı doğar. Umarım umarım. Hadi o zaman artık gidelim buradan. Daisy, ay Daisy duydun mu? Kız çocuklar olacakmış. Evet evet duydum. Bu çok güzel bir haber gerçekten. Ay aynen öyle. O zaman galiba sıradaki biziz. Evet evet, galiba sıradaki biziz. Gelin o zaman. Ay tamam, hadi gidelim. Girebilir miyiz acaba? Tabii tabii, buyurun girebilirsiniz. Pekala, geliyoruz. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba Tekna Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Robert Bey. Siz ben arkadaşlarıyım. Ben Daisy. Pekala hanımefendi, siz de hoş geldiniz Daisy Hanım yani. Pekala Tekna Hanım, şöyle sizi koltuğa alalım. Ay tamam, alalım. Çok heyecanlıyım ya ben.
Vallahi bilmiyorum. Ben de çok heyecanlıyım mıyım? Ben niye heyecanlı oluyorsam anlayabiliyorum. Siz hanımefendi anlayabiliyorum. Umarım güzel olur yani her şey. Umarım inşallah çok güzel olur. Yani güzel olacak zaten değil mi? Evet evet büyük ihtimalle zaten çocuğunuz sağlıklı doğacaktır. Şöyle ellerimi dezenfekte edeyim. Şimdi evet önce kalp atışınıza bakalım isterseniz. Pekala bakalım. Tamamdır. Hiçbir sorun görünmüyor. Şimdi karnınıza bakabiliriz. Yani cinsiyeti öğrenmek için. Çok heyecanlı görünüyorsunuz. Ay tabii ki de çok heyecanlıyım. Ama bir yandan da çok korkuyorum. Ne hissediyorsunuz peki? Ay vallahi ben açıkçası bilmiyorum ya. Ama galiba erkek olmasını bekliyorum. Çünkü böyle erkek olacakmış gibi hissediyorum. Hatta bakın mavi giyindim. Çünkü erkek olacağını hissediyorum. Yani tabii ki de sağlıklı olsun da. Peki ya öbür ebeveyn Robert Bey siz ne hissediyorsunuz bebek hakkında yani cinsiyet hakkında? Vallahi ben de kız hissediyorum. Gerçekten böyle içimde sanki kız olacak diyorlar. Yani gerçekten ben kız hissediyorum. Yani inşallah da sağlıklı olur yani sağlıklı olsun zaten başka hiçbir şey istemiyoruz değil mi? Evet evet sadece sağlıklı olsun cinsiyet önemli değil. Anlıyorum o zaman ben bunu sürdüm. Şimdi hazırsanız bakıyorum cinsiyetine. Bebeğiniz öncelikle gayet sağlıklı görünüyor. Ve bebeğin cinsiyeti... Aa, dur. Söyleme cinsiyetini. Ay, bir sorun mu var ya? Ne oluyor hanımefendi? Biz cinsiyet partisi yapacağız. O yüzden sadece bana söylemeniz gerekiyor. Sadece siz mi? Evet, evet. Sadece ben. Başka hiçbiri değil. Peki o zaman. Tamam. Cinsiyetini sadece bana söyleyeceksiniz. Tamam. Bu arada sadece bebeklerin cinsiyeti değil, başka öğrenmeniz gereken şey de var. Allah Allah. Tamam. O zaman cinsiyeti söylemeyeceksen söyleyebilirsin. Tamammış. Söyleyeyim o zaman. Bebek sadece bir tane değil yani. Bebek iki tane olacak gibi görünüyor. Zaten aileler öncesinden böyle olacağını düşünüyordum. Ama söylememiştim yani. Heveslendirmek veya heveslendirmemek açısından falan söylememiştim. Yani bebek iki tane yani ikiz olacak. Ne? Bebek ikiz mi olacak? Ay biz bir tane beklerken ikiz mi olacak gerçekten? Evet evet ikiz olacak. Cinsiyetleri söylemiyorum o zaman. Hayır yok söylemeyin lütfen söylemeyin. Şimdi Robert ve Tekne çıkın o zaman siz. Yani kanka siz çıkın ben sana şöyle yardım edeyim. İşleri bitti değil mi? Evet işleri bitti. Ama şöyle bebeğin fotoğrafını vereyim o zaman. Ay tamam o zaman bebeğin fotoğraflarını verebilirler herhalde yani değil mi Deyze? Evet evet verebilirsiniz. Ay tamam o zaman şöyle bakayım bebeğin. Ay bu çok tatlı bir şey ya. Şuna bak. Ay ben de bakayım. Ay gerçekten çok tatlı. Değil mi? Çok tatlı. Ay yerim ben bunu ya. Ne kadar da tatlı görünüyorlar. O zaman yeterince bebeğe baktıysanız biraz da ben bakayım şuna. Ay gerçekten de çok tatlı. Ay çok güzel çok güzel çok tatlı. Neyse olmaz şöyle alın siz. Şimdi çıkın tamam mı işiniz bittiyse artık çıkabilirsiniz yani. Siz beni kapının önünde bekleyin. Bu arada kapıyı dinlemek falan yok yani haberiniz olsun. Yani kapıyı dinlemeyeceksiniz zaten ben size güveniyorum yani dinlemezsiniz inşallah. O zaman çıkın tamam mı? Siz burada beni bekleyin. Şurada oturacaklar falan var zaten. İlk başta oturmuştuk. Orada siz beni bekleyin ben gelirim. Ay tamam bekliyoruz biz seni. Ay tamam o zaman. Ay kıyamam ya ne kadar da mutlu olurlar. O zaman bebeğin cinsiyetini şimdi bana söyleyebilirsiniz doktor bey. Peki o zaman bebeğin cinsiyetini söylüyorum. Bebeğin cinsiyeti yani bebeklerin cinsiyeti. Ne? Ay yaşasın ya. Neyse o zaman işiniz bittiyse ben çıkıyorum. Peki gidebilirsiniz hanımefendi. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Deyze ne oldu? Deyze ne dedi? Ne olur söyle. Ben çok merak ediyorum. Ne dedi? Ne olur söyle. Ay söylemem ya. Israr etmeyin valla. Ya Deyze yalnız söylemezsin. Ya biz senin arkadaşların değil mi? Söylesene.
Ya olmaz, bakın söyleyeyim, ama zaten öğleden sonra cinsiyet partisini öğreneceksiniz. Hem benim çok işim var, biz burada ayrılalım, daha hazırlıkları falan yapacağız. Yani insanlarla birlikte, yani görevlilerle birlikte. Ben onlara bebeğin cinsiyetini söyleyeceğim, onlar da ona göre hazırlayacaklar. O yüzden şimdi ben gidiyorum, tamam mı? Burada ayrılalım. Siz buradan da eve geçersiniz artık, sonra da hazırlanıp saat 3'te gelirsiniz. Ay tamam, geliriz biz. Ay tamam o zaman. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize. İyi bak kendine kanka, tamam mı? Tamam, iyi bakarım kendime. Görüşürüz. Hadi o zaman artık gidelim biz buradan. Hastaneden gidelim yani. Evet gidelim artık. A few moments later. Buralar ne kadar güzel olmuş böyle. Videoyu şu an burada, bu saniyede, bu dakikada durduruyorum. Yorumlara ikiz bebeklerin cinsiyetlerini yazmayı unutma. O zaman şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet çok güzel görünüyor gerçekten. Deniz neredesin? Buradayım. Daha doğrusu buradayız. Yani nasıl buldun? Gerçekten çok güzel dekore etmişsin. Çok teşekkür ederim bana böyle bir yardım ettiğin için. Ya rica ederim, yani ne demek? Yani sonuçta kankamın çocuğunun cinsiyet partisi olacak. Yani tabii ki ben böyle şeyleri hazırlamalıydım yani. Ya teşekkür ederim. Rica ederim tekrardan. Tebrik ederim Deyz. Gerçekten harika bir dekorasyon olmuş. Rica ederim yani. Teşekkür ederim. Yani rica ederim aynı zamanda. Her neyse. Sunsetler falan geldi mi? Evet geldiler. Onu da içeride. Tamam o zaman. Merhaba. Merhaba Tekna. Merhaba Sunset. Merhaba. Senin adını unuttum. Neyse. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Aa çocuklar, siz de gelmişsiniz. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tekna teyze. Hoş bulduk Tekna abla. Hoş bulduk. Zoe nerede ya? Zoe son anda bir şeyler istedi. O yüzden onlar biraz geç gelecek. Yani bakıcıyla birlikte gelecekler onlar. Ha tamam o zaman. Zoe ne zaman gelecek peki? Onlar da birazdan orada olur. Yani burada olurlar. Ha tamam o zaman. Peki o zaman siz burada oynayın, tamam mı? Tamam. Bu arada bebekler ikiz olacakmış galiba, değil mi? Evet ikiz olacaklar ama cinsiyetlerini bilmiyoruz yani. Evet. Vay canına, ikiz olacaklar. Evet çok kayıp aslında ama bir yandan da normal. Evet normal. Neyse o zaman ben şimdi buraları tanıtacağım. Yani kameradaki, yani şu an video çekiyorum o yüzden buraları ben bir tanıtayım, tamam mı? Ondan sonra görüşürüz. Ay tam o zaman görüşürüz. Bu arada selam arkadaşlar, videoda çıkıyor şak. Merhaba. Merhaba. Her neyse o zaman şimdi ben buraları tanıtmaya başlayayım. Şimdi Daisy benim için, yani bizim için çok güzel bir dekorasyon yapmış ya. Şuraları bir bakın, sizinle beraber gezelim. Bu kutunun içinde galiba cinsiyet var ama buraya bakasım aşırı geliyor ama tabii ki de bakmayacağım. Kendime engel olacağım, yani kendimi tutacağım. Her neyse şu bulun. Olmadı. Ha tamam. Neyse. Olmadı aslında. Her neyse. Sonra burada böyle bir şey yazmış. Welcome to baby. Yani hoş geldin bebek. Yani öyle anlamı var. Her neyse. Sonra buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Evet. Burada hiçbir şey yok. Bomboş burası. Anneciğim, babacığım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Bebek nasıl? İyi anneciğim. Yani iyi. Her neyse. Bu arada ikiz olacakmış. Senin adına çok sevindik. Evet senin adına çok sevindik. Abla hayırlı olsun, senin adına çok sevindim. Teşekkür ederim canım kardeşim benim. Ay çok tatlısın yine. Abla sıkma yanaklarımı ya. Sen beni yanaklarımı sıkıyorsun ha. Ya ama ne yapayım ya, seni çok seviyorum. Her neyse. Şimdi o zaman partiye başlayalım. Anne ve babacığım. Şimdi buradan eğer erkek olacağını düşünüyorsanız şuradaki yeşil, yani yeşil dediğim ay mavi bayraklardan alıyorsunuz. Eğer kız olacağını düşünüyorsanız da şuradaki pembe bayraklardan seçeceksiniz birer tane. Şimdi o zaman başlayalım ama ilk önce biz başlayacağız yani. O yüzden biraz şöyle geride bekleyin isterseniz. Tamam o zaman bekliyoruz biz.
O zaman başlıyorum. Ben biliyorsunuz ki zaten bebeğin annesiyim ve şöyle. Ben erkek hissediyorum. Açıkçası erkek olacağını düşünüyorum. Tabii ki ilk öncelik sağlıklı olması ama ben erkek olacağını düşünüyorum yani. Ben ikizlerin babasıyım ve ben de kız olacağını düşünüyorum. Açıkçası içimden kız olması geçiyor. Ben ikizlerin ablası olacağım ve ben de kız hissediyorum. Yani inşallah kız oluyla kız hissediyorum ben. Beni biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben yani Tekna'nın kankasıyım yani arkadaşım, en yakın arkadaşım. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim, ben de kız hissediyorum. Ben de Sunset, Tekna'nın bir diğer arkadaşıyım. Ben de erkek hissediyorum açıkçası. Yani bence erkek olacak. Ben Daisy'nin eşiyim ve ben hem kız hissediyorum hem de erkek hissediyorum. Yani bir netliği yok açıkçası. O yüzden ne desem bilemedim yani. O yüzden ben fazla seçmem hakkımı kullanıyorum ben ya. Hiç seçmeyeceğim valla. Seçmem hakkımı kullanıyorum. Ben bebeklerin anneannesi oluyorum ve ben de erkek çocuk hissediyorum. Yani erkek çocuklar hissediyorum açıkçası. X de erkek olacak bence. Ben bebeklerin dedeleriyim ve ben de kız hissediyorum. Ben bebeklerin teyzeleri oluyorum ve ben de kız hissediyorum. Şöyle kız hissediyorum ben. Vallahi çok uykum var ya, ben niye buraya geldim, her neyse. Ben bebeklerin dayısı oluyorum ve ben de erkek hissediyorum, yani erkek hissediyorum. Ben bebeklerin dayıları oluyorum yine. Ve ben de erkek hissediyorum. İnşallah erkek olur. Çünkü ben onunla oyunları oynamak istiyorum. Yani onlarla oyunları oynamak istiyorum. İnşallah ikisi de erkek olur yani. Erkek bir dayı olmak, yani erkek, yani erkek, erkek yeğenlerim olsun çok isterim açıkçası. Ki bence erkek olacak. Biz yeni doğacak bebekleyin ableleyinin arkadaşlarıyız. Aynı zamanda onların da arkadaşları olacağız galiba, öyle hissediyoruz. Her neyse, yani neyi olduğumuzu biz bilmiyoruz açıkçası, değil mi? Evet ben de bilmiyorum valla. Ben de bilmiyorum. Her neyse, o zaman ben başlıyorum. Ben kız hissediyorum. Bence kız olacak. Siz ne hissediyorsunuz? Ben erkek hissediyorum. Valla ben de kız hissediyorum. Son olarak ben bebeğin, yani doğmayan, yani doğmayan, şu anlık doğmayan, anne karnında olan, ne saçmalıyorum ya. Her neyse, ben onların bakıcıları oluyorum ve ben ne yalan söyleyeyim, ben de erkek hissediyorum açıkçası. Bence erkek olacak. Ses 1-2 deneme. 1-2-3. Evet, neyse, tam çalışıyormuş. Öncelikle bizi kırmayıp buraya gelen, yani cinsiyet partimize gelen bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Özellikle de Daisy'ye ben çok teşekkür ediyorum buradan, canım arkadaşım. Buranın tüm dekorasyonuyla en yakından o ilgilendi. İyi ki varsın kankim, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Neyse. Şimdi çok uzatmadan, biliyorum yani sonuçta siz de cinsiyetini çok merak ediyorsunuz. O zaman şimdi arkamdaki kutuda cinsiyet var. Şöyle kutumuzu öne alalım. O zaman şimdi 3 deyince hep birlikte açacağız. Tamam, hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Tamam mı? Şöyle koyuyorum. 1 2 3 Ne? Ben yanlış mı görüyorum, yoksa biri kız biri erkek mi olacak? Anne ben sana doğru görüyorsun. Bu çok güzel bir haber gerçekten. Evet, bu çok güzel bir haber. Aynen öyle. Umarım dünyaya sağlıklı bir şekilde gelirler.